ya biz şey aramıyoruz ya. Burada yani biz o 25 tane yani birbirimizle zaten sürekli görüşürüz. Yani hepsiyle de görüşürüz birebir. Yani büyüğüyle, küçüğüyle, hepsiyle. Yani her zaman da bayramlarda falan da bir araya geliriz. Yani öyle. Mesela biz sizden iyi, bayramı neyi biz sizden iyi yaparız. Mesela biz İstanbul'da açar görüşürüz, adamlar hepsi işinde, gücünde, işte çalışıyoruz. Biz burada bayram geziyoruz. Ne yapıyorsunuz mesela bayramda? Yani biz bayram geziyoruz dediğin, birbirimizi geziyoruz. Tabii ya, yani aileleri ziyaret ederiz yani. Mesela ikinci günü gideriz mezarlığa, ziyarete gideriz. Merloz günü. Merloz'da. Yani şey geçmez bizim burada, bayağı faaliyetlidir bizim bayramlar. Güzel, güzel. Yani biz bayramlarda işte çöreğimizi yaparız, sarmamızı sararız, işte yumurtamızı boyarız, ne bileyim paskalyamızı yaparız. Çok güzel. Yani şeyden yani dacı komşularımız da gelirler. Onlar bayramımıza tebriğe gelirler. Nasıl ilişkileriniz? Çok iyi yani biz burada mesela ben oturduğum yerde o 23 daireli bir yerde oturuyorum. Yani benim ama yani hiç şeyimiz yoktur yani. Birebir bir aile gibi diyalogumuz var yani. Öyle sıkıntılı oturumumuz yok. Bayramlarda yani hep bazı komşularımız gelirler yani hep bayramlaşmaya. Beraber yer içer sohbet ederiz yani. Güzel. Herkese biz de aynı onlarla gideriz yani bayramlarında. Öyle de bir şeyimiz var yani, diyalogumuz var ya. Peki ihtiyacını duyuyor musunuz? Şimdi dedin ya restore edecekler belki diye. Bunun ihtiyacı duyuluyor mu? Yani, cenaze yok ya. Ya düğün. Yani mesela bunu, düğünleri nerede yapıyorsunuz? Nasıl? Düğünü nerede yapıyorsunuz? Düğünü şimdi şey o burada mesela bısak evde yapılıyor yani. İşte Derhayr'ı çağırıyoruz, geliyor. Burada evde yapar yani, onun dışında. Zaten cenazeyi de duasını evde yapıyor. Şimdi mezarlığa götürüyoruz, mezarlıkta duasını yapıyor. Yani onlara da mesela bizim cenazelerimiz hep buradaki, zaten burada 25 evsin. Yani birçok gelen şeylerimiz, cenazeye katılanlar hep Türk komşularımızdır. Bir de burada bildiğim anladığım yani kadarıyla dualarımızı neyimizi yaparız yani. Şey şimdi olmaz. Bu şeyler şimdi armanları falan da düşünüyorum. Onların yaşları daha da küçük. Demek ki burada hala mesela 80-90'lardan sonra da hala böyle bayağı kalabalık bir nüfus var o zaman. Vardı tabii canım. Senin çocukluğunda mesela kaç kişiydi burası şimdi bu 25 hanesi? 100-200 var mı? Vardır yani vardır. Vardı. Çünkü benim bildiğim bu aileler yani zaten bile. Ne oldu biliyor musun? Yani 80'den sonra 80 tabii işte 80 o ihtilalden önce birçok göç olayı birçoktu yani. O zaman çok giden oldu yani. İhtilalden önce. Önce tabii. İhtilalden önce niye? Ya işte o zaman tamam neydi biliyor musun? İşte bu sağ sol davaları falan vardı ya, herhalde artık ondan mı şey oldu yani. Yoksa ha diyeceksin ki yani bir şey mi oldu? Yok yani hiç o sağ sol davasında da öyle bir şey olmamıştır yani bizlere karşı. Yani öyle bir ters bir hareket bir şey de olmamıştır yani. Bir Aziz Vilas diye bir şeyimiz var mesela, o çok yani dünyada tanınan bir şey. Fakat burada işte onu geliştiremiyoruz. Yani onun mezarının işte bir restore, bir turizme açılacak bir şey olsa inanın dedi yani ayda en az 5 otobüs turist gelir dedi Sivas'a. Tabii. Yani o kadar çünkü... Nerede peki yeri şimdi? Burada bu gök medrese var, o gök medresenin karşısında orada bir mezar yeri şey yapmışlardır, etrafında öyle tel örgü çekmişlerdir, öyle bir mezar yeri var yani. Altın Yayla falan tarafında oralarda birçok Ermeni şeyi var. Peki burada şey Sivas genelinde sizi dışında bırakarak soruyorum, kimliğini açıklayamayan Ermeni var mı? Sivas'ta çünkü siz varsınız yok, zaten. Yok. Yok yani.
Yani atıyor Alevi'yle içmiş bu şimdi Erzincan'dan gördüğün için Sivas merkezde yok. Yok. Sivas merkezde yok. Yani çünkü mesela, burada zaten sizin gibi bir komünite olduğu için rahat hissediyordur. Yok yok. Yani öyle bir şey yok. Sivas'ta yoktur. Yani köylerinde de yok. Hatta mesela geçen sene rahmetli oldu. Ovak isminde köyde şeyde burada işte Hafi'nin neydi oraya? Hafi'nin bir köyüydü, ismini hatırlayamadım da. Ya adam yani aşağı yukarı 70'in üstündeydi. Hatta onu da Tatlı Haysurp'un vasıtasıyla şey yaptım. Yani o köyde mesela orada tek başına kalmış. Yıllarca. En son yaş ilerlemiş artık şey yapamıyor da. Orada bir mesela Türk komşuları karı koca bakıyor. Onun şeyini onlar almışlar. Onun çamaşırını yıkıyor, yemeğini veriyor falan filan bakıyor. O adamlar da İstanbul artık onlar da yaşlanınca çocuklarının yanına İstanbul'a gidiyorlar. Giderken o ovak şey kalıyor akvaryum orada kalıyor. Şimdi adamların da içi el vermiyor. İstanbul'a götürelim, İstanbul'a da gitmiyor. Ben burada doğdum, burada öleceğim diyor. Götürememişler. İstanbul'a gidince Haysurp'u bulmuşlar. Demişler ki ya böyle böyle Sivas'ta ne köydü, Göğdün müydü ya köyün ismi de herhalde öyle bir şeydi. Yani burada bu vatandaşınız var, buna bir sahip çıkın falan. Adam gelmiyor yani. Onlar da beni aradılar. Ben oranın muhtarını buldum. Telefonla şey yaptım. Dedi ki vallahi adam dedi köyünden gitmiyor yani. Şimdi adamı da köyünden kovacak halimiz yok. Fakat diyor yaşlandı. Yani bakacak durumda işte yani ne kadar bakacaksın yani. Nasıl edelim, ne edelim? Yani bir türlü ikna edemedik. Hani Haysurp istedi ki orada şey yapalım dedi, Ceren Hüseyin'e kaldıralım. Olmadı. Ondan sonra burada şey yaptık, burada huzur evine getirdik. Burada bir iki sene burada huzur evinde... Ama herkese geldi buraya. Geldi İyi. Ama zoraki yani mecburiyetten geldi. Artık kulağı duymuyor, gözü görmüyor. Bir Amerika'dan bir yeğeni beni aradı, durumunu sordu, anlattım. Ondan sonra da rahmetli oldu. Yine cenazesini o köylüler kaldırdılar. Aldılar. Köyde mi yatıyor? Evet, köye götürdüler. Orada cenazesini de oraya defnettiler. Geçen yıl o rahmetli oldu.